Bu video Patreon'daki Orta Dünya destekçileri sayesinde yapılmıştır. Frodo'nun Mordor'un kara kapılarına geldiği gün Gandalf ile yol arkadaşları ile kral ve süvarileri Isengard'dan yola çıktılar. Gandalf Merry'i, Aragorn ise Pippin'i arkasına almıştı. Entler bütün heybetleriyle cümle kapısının yanında durup sessiz bir şekilde onların gidişini seyrettiler. "Bu gece atlarımızı uzaklara sürecek miyiz?" diye sordu Merry Gandalf'a. "Kuyruğundaki ayak takımı için ne düşünüyorsun bilemem ama ayak takımı yorgun," dedi Saruman'ın kendileri için söylediği sözlere atıfta bulunarak. "Demek o sözleri duydun ha?" dedi Gandalf. "Bunu kendine dert etme. Sizde gözü vardı. O anda aklında hepimizden çok Pippin ile sen vardın. Kimsiniz? Oraya nasıl geldiniz? Neler biliyorsunuz?" Aklı bunlarla meşguldü. "Ondan gelen bir hakaret bir iltifattır. Tabii eğer onun ilgisi seni gururlandırıyorsa. Fakat ben daha basit konular hakkında da düşündüm. Birkaç saat at süreceğiz. Yarın daha hızlı gitmemiz gerekecek. Haberciler önden yarın kralın geleceğini haber vermek için miğfer dibine gittiler. Kral orada yanında çok sayıda adamla Dunharov'a gidecek." "Ama neden?" diye sordu Merry. "Savaşı kazandık zannediyordum." "Evet kazandık ama bu sadece ilk zafer ki bu tehlikeyi daha da arttırmaktı," dedi Gandalf. "Mordor ile Isengard arasında anlayamadığım bir bağlantı var. Nasıl haberleştiklerinden emin değilim ama haberleşiyorlar." Yol yavaş yavaş geçip gitti. Sonunda durdular. Etrafa muhafızlar dikildi. Geri kalanlar akşam yemeklerini yedikten sonra battaniyelere sarınarak uyudular. Hobbitler bir köşede eski bir eğrelti otu yığını üzerine uzandılar. Fakat Pippin bir türlü yerinde duramıyordu. "Gandalf'tan bir haber, bir bilgi çıktı mı?" diye sordu Merry'e. "Ağzı çok sıkı, öyle değil mi? Hiç değişmemiş." "Yok efendim, değişmiş," dedi Merry. "Sanki büyümüş gibi. Eskisinden hem daha iyi, hem daha korku verici. Hem daha neşeli, hem de daha ciddi olabiliyor. Hatırlarsan Saruman bir zamanlar Gandalf'ın büyüğüymüş. Ak Saruman imiş. Şimdi ak olan Gandalf. Saruman söylendiğinde geldi ve asası elinden alındı. Sonra gitmesi söylendi, o da gitti. Eh, eğer Gandalf değiştiyse her zamankinden daha da sıkı ağızlı olmuş," diye iddia etti Pippin. "O camdan top mesela. Onunla ilgili bir şey biliyor ya da seziyor. Ama ne olduğunu bize söylüyor mu?" "Hayır, tek kelime etmiyor. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Çok ağırdı." Pippin'in sesi sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi alçaldı. "Senin aklına takılan şey bu mu? Uyumana bak," dedi Merry. "Eninde sonunda yeterince bilgi edinirsin." Pippin başka bir şey söylemedi ama uyumadı da. Her yer sessizleştikçe kara kürenin düşüncesi büyüyor gibiydi. Sonunda artık dayanamaz oldu. Anlaşılmaz bir dürtüyle hareket eden Pippin Gandalf'ın yanına gitti. Gandalf yarı açık gözlerle uyumaktaydı. Bir kolunu kara renkli bir kumaşa sarılmış yuvarlak bir şeye atmıştı. Pippin nefesini tutarak daha yakına ilerledi adım adım. Elini sinsi sinsi uzatıp yavaşça o tümseyi kaldırdı. Sonra aklına bir fikir geldi. Parmak uçlarına basarak uzaklaştı. Büyükçe bir taş buldu. Kumaşı taşa sardı ve bunu Arif'in elinin yanına bıraktı. Tam o anda Gandalf uykusunda mırıldanarak uzanıp kumaşa sarılmış taşı elledi ve bir daha kıpırdamadı. "Seni gerizekalı ahmak," diye mırıldandı kendi kendine Pippin. "Başını korkunç bir belaya sokacaksın. Hemen şunu yerine koy." Ama artık Arif'i uyandırmadan taşı yerine koyması mümkün değildi. Pippin küreyi dizlerinin arasına koyarak oturdu. Kürenin üzerine iyice eğildi. Etrafındaki hava hareketsiz ve gergindi. İlk başta küre karanlıktı. Sonra kürenin tam ortasında soluk bir parlaklık görüldü. Pippin'in gözlerini aldı öyle ki artık başka yere bakamıyordu. Kısa bir süre sonra kürenin içi tutuşmuş gibiydi. Aniden ışıklar gitti. Pippin nefessiz olarak iki büklüm kaldı. Eğilerek topa yaklaştı, sonra dimdik oldu. Bir süre dudakları sessizce kıpırdadı, sonra kulakları yırtan bir çığlık atarak arka üstü düştü ve kıpırdamadan yattı. Nöbetçiler tepeden aşağı atladılar. Bütün kamp kısa bir süre sonra ayaklandı. "Demek hırsız buymuş," dedi Gandalf. Aceleyle pelerini yerde duran kürenin üzerine atarken.
İşler ne kadar üzücü bir hal aldı şimdi dedi. Pipi'nin bedeninin yanına diz çöktü. Hem kendine hem bize ne büyük kötülük yaptın böyle. Elini Hobbit'in alnına koydu, Pippin sarsıldı. Bağırdı, doğrulup oturdu ve etrafında toplanmış olan yüzlere baktı. ''Senin için değil o Saruman, onu alması için hemen birini yollayacağım.'' dedi garip bir sesle. Sonra ayağa kalkıp kaçmaya çalıştı. Ama Gandalf onu sıkı sıkı tutmuştu. ''Peregrin Took'' dedi büyücü, ''geri gel.'' Hobbit gevşedi. ''Gandalf'' dedi, ''Gandalf beni affet.'' ''Seni affetmek mi?'' diye sordu Arif. ''Önce bana ne yaptığını anlat. Topun içine baktım.'' dedi Pippin. ''Ayrılmak istedim ama ayrılamadım. Sonra o geldi ve beni sorguya çekti. Bütün hatırladığım bu. Fakat Gandalf'ın yüzü sertti. Ne gördüğünü bütün ayrıntılarıyla anlatmasını istedi. ''Konuş.'' dedi sertçe. Pippin yavaş yavaş konuşmaya başladı. ''Karanlık bir gökyüzü ve yüksek bir kale burcunun mazgallı siperlerini gördüm. Kulenin etrafında kanatlı şekiller dönüyordu. 9 tane olduklarını düşündüm. Sonra o geldi. Benim sözcükleri duyacağım şekilde konuşmadı. Sadece baktı ve ben anladım. Geri geldin demek. Neden bu kadar uzun süredir bilgi vermeyi ihmal ettin dedi. Ben cevap vermedim. O şöyle dedi. Sen kimsin? Ben yine cevap vermedim ama bu benim canımı korkunç bir biçimde yaktı. O yüzden şöyle dedim. Ben bir hobbitim. O zaman beni gördü sanki. Bana güldü. Her yanıma bıçaklar saplanıyor gibiydi. Ona karşı koydum. Ama o şöyle dedi. Az bir bekle. Yakında yeniden karşılaşacağız. Saruman'a bu lokmanın onun olmadığını söyle. Başka bir şey hatırlamıyorum. Gandalf Pippin'in gözlerinin içine baktı. Hiçbir zarar görmemişsin dedi. Gözlerinde hiç yalan yok. Bir ahmak ama dürüst bir ahmak olarak kalmayı başardın. Fakat bir dahaki sefere şansın yaver gitmeyebilir. Eğer o anda orada sorguya çekseydi seni, hepimizin felaketi olur, büyük ihtimalle her şeyi anlatırdın. Ama aceleci davranmış. Haydi şimdi, seni bağışlıyorum, rahat ol. İşler olabileceğinden daha iyi gitti. Pippin'i şefkatle taşıyıp yatağına yatırdı. Sonra taşın yanında, kafaları karışmış bir şekilde duranların yanına geri döndü. Kıl payı kurtulduk. Tehlike hiç beklemediğimiz anda geliyor dedi. Sen Aragorn, Orthanc taşını alıp göz kulak olur musun? Bu tehlikeli bir iştir. Tehlikeli gerçekten ama herkes için değil dedi Aragorn. Bu taş üzerinde hak talep edebilecek tek bir kişi var. Çünkü bu belli ki Elendil'in hazinesinin bir parçası. Artık zamanım yaklaşıyor, onu alacağım. Gandalf diğerlerinin şaşkın bakışları altında taşı uzattı ve uzatırken başını eğerek selam verdi. ''Kabul et hükümdarım'' dedi. ''Fakat henüz kullanma, dikkatli ol.'' ''Ne zaman aceleci oldum, dikkatsiz oldum ki?'' diye cevap verdi Aragorn. ''En azından Isengard ile Mordor arasındaki bağlantıyı ve nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk.'' ''Garip bir biçimde şansımız yaver gitti.'' dedi Gandalf. ''Nasıl kullanıldığını öğrenmek için bu taşı ben kendim incelesem mi?'' diye düşünüyordum. ''Eğer öyle yapacak olsam kendimi açık ederdim.'' Böyle bir sınava hazır değilim. Hiç hazır olur muyum onu da bilemiyorum. Şimdi düşman taşın hala Isengard'da olduğunu sanıyor. Hatasını anlayıncaya kadar zaman geçebilir. O zamanı değerlendirmeliyiz. Hareket etmemiz gerek. Çok oyalandık. Tam o anda üzerlerine bir gölge düştü. Parlak mehtap aniden kesilmişti adeta. Kör bir korku ve ölümcül bir ürperti çökmüştü üzerlerine. Sinerek yukarı baktılar. Kara bir bulut misali kocaman kanatlı bir suret ayın önünden geçti. Büyük bir hızla kuzeye doğru uçtu. Önündeki yıldızlar soldular, gitmişti. Gandalf kolları ileri aşağı doğru uzanmış, gergin ellerini yumruk yapmış yukarı bakıyordu. Nazgül diye bağırdı. Mordor'un habercisi. Fırtına yaklaşıyor. Nazgül nehri geçti. Sürün atlarınızı, sürün. Beklemeyin sökmesini şafağın. Sürün atlarınızı. İleri fırladı. Bir yandan koşarken bir yandan gölge eleğe seslendi. Gandalf Pippin'in yanına gitti. Onu yattığı yerden alırken sen benle geleceksin dedi. Kendi eşyalarını toplarken gölge ele gelmişti bile. Gandalf Pippin ile ata bindi. Hoşça kalın dedi kendisine bakanlara. Bütün hızınızla takip edin diye bağırdı ve gölge ele fırladı. Hiçbir dürtüye veya yönlendirmeye ihtiyacı olmayan gölge ele ovanın üzerinde uçuyordu. Bir süre sonra Pippin iyice kendine geldi. Yüzüne gelen rüzgar sert ve canlandırıcıydı. Taşın dehşeti sanki bir rüyaymış gibi solmaya başlamıştı. Kilometreler altlarından akıp geçerken Pippin Gandalf'ın kendi kendine bir tekerleme mırıldandığını duydu.
Heybetli gemiler, heybetli krallar, 3 kere 3'tü sayıları. Ne getirdiler o batmış ülkeden, aşarak akan suları. 7 yıldız getirdiler, 7 de taş. Bir de ağaç, kar beyazı. Ne ile ilgili bu 7 yıldız ile 7 taş diye sordu Pippin. Palantir ile ilgili diye cevap verdi Gandalf. Kelimenin anlamı uzaklara bakandır. Ortanc taşı bunlardan biriydi. Saruman tarafından yapılmadı. Bu onun da Sauron'un da kabiliyetinin dışındadır. Noldor yapmıştı onları. Belki de Feanor'un kendisi. Yazıklar olsun Saruman'a. Onun düşüşüne bu neden oldu. Şimdi anlıyorum. Eski insanlar bunları uzakları görmek ve birbirleriyle düşünce yoluyla konuşmak için kullanırlardı. Bu yolla Gondor ülkesini uzun yıllar korumuş ve bir arada tutmuşlardı. 7 tanelerdi. Şimdi anlaşılıyor ki bir tanesi Ortanc'taymış. Ama Sauron da en azından birini eline geçirip kendi amaçlarına göre kullanmış olmalı. Bence bu Minas Ithil taşıydı. Çünkü uzun zaman önce orayı aldı ve Minas Morgul oldu orası. Şimdi Saruman'ın etrafı kolaçan eden gözünün nasıl yakalandığını ve nasıl uzaktan ikna edildiğini tahmin etmek daha kolay. Acaba ne zamandır denetlenmek ve talimat almak için taşa bakıyordu? Senin Mordor'un habercisi diye bağırdığını duydum. Neydi o? Isengard'da ne yapabilir diye sordu Pippin. O kanatlı bir kara süvari, bir Nazgûl idi dedi Gandalf. Seni karanlık kuleye götürebilirdi. Sauron onu Saruman'ın neler yaptığına bakması için yollamış olmalı. Böylece Saruman kendini bulaştırdığı şehrin son kısmına vasıl olmuş olacak. Gönderebileceği bir tutsağı yok, bakıp da görebileceği bir taşı yok ve çağrıya cevap da veremeyecek. Sauron onun tutsağı alıkoyduğunu ve taşı da kullanmayı reddettiğini sanacak. Haberciye doğru söylemek de Saruman'ı kurtarmaz. Çünkü Isengard yıkılmış olsa da o hala Ortanc'ta emniyet içinde oturuyor. Böylesine kötü bir durumda ne yapılabilir hayal bile edemiyorum. İster bizim yararımıza ister zararımıza olsun neler olacağını da bilemiyorum. Belki Sauron Saruman'a duyduğu öfke nedeniyle gecikebilir. Benim oraya gittiğimi, kuyruğumda hobbitler olduğunu veya Elendil'in bir varisinin hayatta olduğunu ve onun da benim yanımda olduğunu öğrenebilir. İşte o yüzden tehlikeden değil daha büyük bir tehlikeye doğru kaçıyoruz. Gölge Yelen'in her adımı seni gölgeler ülkesine biraz daha çok yaklaştırıyor Peregrin Took. Pippin bunlara bir cevap vermedi. Sonra Gandalf bak diye bağırdı. Oradaki kara gölge Dip Vadisi'nin ağzı. O tarafta pırıltılı mağaralar bulunur. Orayı Gimli'ye sor eğer bir daha karşılaşırsanız. İlk kez istediğinden daha uzun bir cevap alırsın. Fakat sen mağaraları göremeyeceksin bu yolculukta en azından. Kısa bir süre sonra çok arkamızda kalmış olacak. Miğfer dibinde duracağız zannediyordum dedi Pippin. Nereye gidiyorsun o halde? Savaş denizleri kuşatmadan önce Minas Tirith'e diye cevap verdi Gandalf. İlerle şimdi gölgeyle, koş yüce ruhlu atım. Daha önce hiç koşmadığın şekilde koş. Ve gölgeyle ileri fırladı. Ayağından ateşler saçılıyordu. Hızla gittiler. Yıkıma, savaşa ve ölüme doğru.